Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Donbas bölgesindeyiz biz de A Haber olarak. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu. Günlerdir bölgede o gerginliği an ve an bize yansıtıyor. Tansiyon hala daha yüksek. E, NATO, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya, Rusya, Belarus'a silah yardımı yapıyorken son durum bölgede ne Emine Kavasoğlu bize aktaracak. Hemen kolay gelsin diyelim sözü Emine'ye bırakalım. Evet bir yandan askeri hareketlilik, bir yandan diyalog çağrıları, diğer yandan da çepe çevre sarılan bir Ukrayna. Donbas krizi devam ediyor ve artık 8 yılın sonunda da uluslararası bir kriz haline geldi malum. Tabi ardı ardına açıklamalar geliyor. Askeri hareketliliğin yanı sıra son açıklama Polonya Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Ukrayna ile birlikte hareket edeceğiz açıklamasını yaptı dün bir araya gelmişlerdi Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile ve bu açıklamanın hemen ardından da Zelenski de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Polonya'ya minnettarız açıklamasını yaptı. Elbette e, burada artık herkes teyakkuzda olası bir operasyon bekleniyor. Diyalogla çözülmesi tabii ki herkesin dileği. Ancak öyle mi çözülecek yoksa gerçekten bir askeri hareketlilik yaşanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii bir yandan da açıklamalar ardı ardına geliyor dedik. Son açıklamalardan bir tanesi de İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaydı. Rusya'nın Kiev'de e, Rus yanlısı bir hükümet kurmak istediğini açıklamıştı İngiltere Dışişleri Bakanı. İşte bu açık açıklamaya anında bir cevap geldi Moskova'dan ve Moskova tansiyonu daha da germekle e, suçladı İngiltere'ye ve kışkırtıcı faaliyetlerinize son verin dedi. Önümüzdeki hafta içinde önemli bir görüşme olacak tabii bu gergin açıklamaların hemen ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya gelecek krizin çözümü için. E, bu bu görüşmeden ne sonuç çıkacak? Tabii o da bu gergin ortamın e, yaşandığı anda merak konusu. Yine Amerika Birleşik Devletleri de tabi Tabii ki bu açıklamaların hemen ardından bir açıklamayla e, bu tartışmaya dahil oldu ve açıklamaların kaygı verici olarak izliyoruz. Kaygı verici açıklamalar dedi. Yine e, yapılan bir açıklamadan daha bahsedelim elbette çünkü artık her dakika her an bütün ülkelerden açıklamalar ardı ardına geliyor. Zira dediğim gibi 8 yılın ardından artık sadece bir Ukrayna Rusya gerginliği değil Donbass'taki gerginlik. Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik uluslararası da bir boyuta ulaştı. Viyana'da güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerinde Rusya batının doğudaki Ruslara olası bir saldırısının asla ve katla tolere edilemeyeceğini söyledi. Tabi bu da yine gerginliği biraz daha artıran gelişmelerden biriydi. Tabi bu arada şundan da bahsetmek lazım. Halk da artık Buna hazır bekliyor olası bir savaşı işte bu sebeple de Rusya Ukrayna hükümeti tarafından bir savaşla ilgili kılavuz yayınlandı olası bir savaş durumunda özellikle hava saldırılarına karşı herkesin en yakın sığınakları öğrenmesi istendi ve hiçbir şekilde de sokak olaylarına karışılmaması istendi diyelim ve söz size bırakalım.